Merhabalar Kimi Elbistan kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Adobe Illustrator ile alakalı çizimler göstereceğim. Öncelikle programımızı çalıştırıyoruz. Programı çalıştırınca bize şöyle bir şey geliyor. Diyor ki yeni oluştur, aç diyor. Biz yeni bir sayfa oluşturalım, onun üzerinde çalışmalar yapalım. Şunu belirteyim en başta. Çok yavaş anlatacağım çünkü her seviyede dinleyen olduğundan dolayı sıfırdan başlayanlar Ondan sonra orta derecede olduğundan dolayı herkes hitap edebilme adına en baştan anlatıyorum. Yani basit, yavaş anlatacağım. Eğer anlatımı yavaş bulursanız videoyu iki hızında izleyebilirsiniz veya bir buçukta izleyebilirsiniz. Arkadaşlar boş bir çalışma sayfamı aldım. Biraz büyüttüm. Şimdi ben burada kolay işlem yapabilmek için A4 kağıdı aldım. Bir cetvel eklemem lazım ki yaptığım şeyler daha şey düzenini göreyim. Görünüme girip yukarıdan Cetvel diyorsunuz. Cetvelleri göster diyorsunuz. Şöyle ben bir cetvelleri getireyim. Artık daha güzel işlem yapabiliriz. Basit şeylerden başlayacağım. Adım adım gideceğim. Yani kimya ile alakalı çoğu grafiği burada çizmeye çalışacağım. Biraz video uzun olabilir. Affınıza sığınıyorum. Amacım burada dediğim gibi basitten herkesin yapabileceği, yapabileceği çok zor olmadığını gösterebilme adına bir video olmuş olacak. Şimdi Mesela örnek yazıyorsunuz. Yazacağınız örneğin tamam mı? Bildiğiniz örnek yani örnek yazacaksınız. Bu örneğin arkadaşlar işte biraz daha şeklinin güzel durmasını istiyorsunuz. Bakın şuradan bir tane çubuk aldım. Bu çizgi işaretiydi. Şöyle bir tane çizgi çizdim. Tamam mı? Biraz gördüğünüz gibi eğik oldu gibi. Evet, biraz eğik gibi. Siz çizginin tam doğru olmasını istiyorsanız shift'e basarak basılı tutarak çizgi çizerseniz bakın 0 derece diyor. Görüyor musunuz? Yani dümdüz bir şey çizgi çizmiş oluyorsunuz. Çizdim. Sonra ben bunu biraz güzelleştirmek istiyorum. Arkadaşlar bakın şurada temel yazan yerde böyle görünümler var. Bunu şöyle bir şey yapsak <laughs> hocam güzel olmadı, dağınık oldu diyeceksiniz. Ben bunu kullanıyorum genelde. Hoşuma gidiyor bu benim. Bakın bunu seçtim. Puntosunu biraz büyütüyorum. Şu mu oldu? Tamam. Bunu biraz daha büyütelim böyle. Ah, yamuk büyüdü. Tamam, bu oldu. Bunun rengini değiştirelim. Şu olsun rengi. Tamam başka ne yapabiliriz? Kimya not hazırladığından dolayı kimya ile alakalı ben buraya bir simge koymak istiyorum. Şuradan. Nereden? Aha buradan. Bakın şu şeyi şey yapıyorsunuz sinek işareti var ya sinek işaretine tıklıyorsunuz. Ee, burada arkadaşlar size bir sürü şekiller çıkıyor. Vektör sekmesi falan diyor. Ama ben kimya ile alakalı bir şey alacağım. Bakın aşağıda kitaplar dizmişler yan yana. Buna basıyorsunuz. Şurada bir sürü şekil var. Biz çılgın bilime geleceğiz. Kimya ile alakalı burada şekiller var. Çılgın bilime tıklayınca bizim karşımıza bakın bu kutucuk çıktı. Siz bunları artık buraya ekleyebilirsiniz. Mesela ben bunu kullanıyorum. Şunu koydum buraya sürükledim. Buraya koydum. Bakın bu kitaplığı göstereyim. Kıl tüy diyor. Ben de merak ettim. Ne varmış? Heh, kıl tüy. Böyle kıl tüy varmış arkadaşlar. Kıllık yapmak isteyen varsa. Ee, işte mobil işaretler. Yine burada aynı şekilde var. Doğa diyor. Doğa ile alakalı. Mesela börtü böcek koyacaksınız. Alın size bir tane arı. Arı da koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok canlı duruyor değil mi? Bunları normal pdf'lerinize, wordlerinize yapıştırabilirsiniz bu arada. Çok güzel duruyor. Mesela işte Karadenizlilere gelsin bu balıklarda. Gerçi biraz şey bir balık oldu da. Ağır bir balık oldu. Arkadaşlar siz buradan istediğiniz şeyi seçebilirsiniz. Ben kimya ile alakalı olduğundan dolayı arayım arayı siliyorum. Şu tipimi kullanıyorum. Çılgın bilimdekileri kullanacağım. Molekül kullanmak isterseniz veya kullanmak isterseniz DNA yapısı kullanmak isterseniz yine seçersiniz. Bakın bunu biraz şöyle küçülttüm. Bunların renkleri üzerinde oynamalar yapabilirsiniz. Daha önce buna bahsetmiştim. İşte şuraya tıklayıp burada işte şu renk tuşuna gelerekten her çizgisinin renkleri var burada gördüğünüz gibi. Onların renklerini kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. O kadar ince işçiliğe girmeyeceğim ben. Aldım bunu da şuraya koydum. Tamam. Şunun puntosu biraz sanki büyük olmuş gibi. Biraz küçülttük. Bakın bu oldu. Sonra şöyle bir şey yazalım. Ne olsun? Örnek. Örnekleri anlatıyoruz ya. Örnek. İşte siz bu örnek küçük mü yazalım? Küçük yazalım. Şöyle örnek diyelim. Şuradan yazı boyutunu, yazı şeylerini kar karakterin hemen yanında arkadaşlar değiştirebilirsiniz. Bizim yazımız şu olabilir mesela. Bu olabilir. Başka şu olabilir. Ee, ne seçelim buradan? Biraz vaktinizi alıyorum ama size de seçenekleri gösterme adına. Dediğim gibi herkesin görebileceği basit bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Normalde ben de daha önce de bunları söylemiştim. Bu konuları bu uygulamaya çok da fazla bildiğim bir uygulama değil. Heh, şu güzel duruyor. Şunu aldım. Şimdi bunun biraz puntosunu büyütelim. Yine buraya geliyorsunuz. Veya şuradan da direkt büyütebilirsiniz. Tamam Böyle büyüttünüz. Ne renk olsun? Bunun rengini de değiştirelim. Bu yazının. Yazının rengini de arkadaşlar şuradan değiştirebilirsiniz. Kırmızı olsun. Sana kırmızı. Çok yakışıyor örnek tamam aldım bunu da buraya koydum bunu bu şekilde böyle koyabilirsiniz arkadaşlar ne oldu sizin örnekleriniz biraz daha canlı oldu ha, diyeceksiniz şey değil net görünmüyor şuradaki puntosunu artırabilirsiniz o zaman ne yapalım kalınlığını artırabilirsiniz nereden kalınlığı artırıyorsunuz şuraya karaktere geliyorsunuz şuradan regular diyor ya Ha, bu sadece regularmış. Bolt'u yokmuş. Yani kalın işareti olanlarda kalın da yapabilirsiniz. Bunda yokmuş. Bunu alıp böyle koyarsınız. Artık bunu notlarınızda kullanabilirsiniz. Şunun biraz opaklığını düşürebilirsiniz. Ee, nereden düşürürsünüz? Heh, opaklık diyor. Daha net görünmesi adına ben şöyle %16'ya düşüreyim. Çok şey oldu. %25 olsun. Heh. Gördüğünüz gibi şunu da şöyle koyduğumda Gayet John John bir şeklimiz ortaya çıkmış oldu. Şurada da Adobe'mizi açalım. InDesign'da bir sayfaya çıkartalım. Bunu şu anki çizdiğiniz şekli bir defa hazırlayıp tamam mı? Ondan sonra sürekli kopyala yapıştır yaparak Ctrl C yaptım. Şurada programıma yapıştıracağım mesela arkadaşlar. Şu seçme işaretine tıklayıp yapıştırıyorsunuz bu arada. Şöyle yapıştırdınız yapıştı. Işte. Hop. Artık bunu böyle notlarınızda kullanabilirsiniz. Örnek diye yazdınız. Tekrar tekrar harcama hazırlamanıza gerek yok. Bunu ctrl -C yaparsınız. Bir daha Ctrl-V yaparsınız. Diğer örneklerin başına bunları koyarsınız. Yani bir şeyi bir defa hazırladığınız zaman sürekli sürekli kullanabilirsiniz. Sizin işte Word'ünüzde kağıdınıza böyle çıkar. Bu şekilde InDesign'e yapıştırabilirsiniz. Peki Word'e nasıl yapıştırırsınız? Ve de Word'den deneyelim yapışacak mı? Daha önce ben böyle yapıştırmaya denemedim ama yapışmaması lazım diye tahmin ediyorum. Ctrl V dedim seçmiştim. Ha yapıştı, çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Word'e de yapıştı. Word'e yapışmasaydı resim şekline getirecektik. Otomatik getirdi gördüğünüz gibi. Tamam. Hop. Bir defa yaptığınız zaman kopyala yapıştır yapıyorsun. İşte bu bir. Birincisi buydu. Bunu bir kenara koyalım. Hocam sade de gelin ben ne yapacağım bunu bana grafik çizmeye gösterin diyorsunuz ya. Bunu taşırken bakın şu alttaki kutucuk dikdörtgen şekli çıkmadan taşıyamazsınız. Çıktı taşıyorum. Gelelim grafik çizmeye. Ee, ne olsun bir tane hal değişim grafiği çizelim arkadaşlar. Şuradan çubuğumuzu seçiyoruz. Bakın bastım sağa bastım aşağıya doğru çekiyorum. Düz olması için var. şu an %70 derece görüyor musunuz? 270 olması lazımken. 276 olmuş. Shift'e bastığınızda gördüğünüz gibi 270 oldu. Hemen düzledi. Elimi sağ tuştan çektim. Ee, sol tuştan çektim. Şimdi buradan başlayacağım. Devamını çizeceğim. Şuradaki pembe şu demek arkadaşlar. Aynı hizada demek. Yani şuraya gelirseniz bakın pembe kayboldu. Ama buraya gelince ne oldu? Aynı hiza oldu. İşte Shift'e basaraktan doğru çizmek istiyorum. Buraya doğru geldim. Ee, şu an çizmiş oldum bir tane grafik. E, hiçbir şey görünmeyeceksin çünkü bunların puntosu yok. Seçtim bunları. Şuradan punto renk verelim. Ben şu rengi sık kullanıyorum. Bakın böyle bir şey oldu. Tamam? Şimdi bunları ok yap eklememiz lazım ucuna. Şuradan ekliyorsunuz. Bir defa buraya yazdığınız zaman sürekli bu otomatikmen çıkar. Her defa aynı işlemi yapmıyorsunuz. Onu da hatırlatayım. Şuradan yine kitaplığa gelin. Kitaplıktan oklar var. Biz standart oklarımızı kullanacağız. Normal şu oku kullanacağız. Tamam? Bunu kullandık. Yani şunu seçelim, de kullanalım. Hop seçtik, çift tıklayınca gördüğünüz gibi bu geldi. Şuna da aynı şekilde seçtik, çift tıkladık, bu okumuz da oldu. E Bunların ucu birbirine bakıyor. Şuradan döndürebilirsiniz. Döndürdük, 90 derece. Şunu da döndürelim. O, bu değil. Şunu. Nerede gel? Dön dönme işareti geldi. Bunu da döndürdük. Gördüğünüz gibi şu an şeyimiz hazır olmuş oldu. Puntosu büyük. Bunların biraz puntosunu düşürelim. Şu sanki biraz daha iyi gibi 0.25 Bakın arkadaşlar. Şu an grafiğimizin ana hatları çıkmaya başladı. Ben hal değişim ısınan bir katının grafiğini çizdim. Çizgiyi aldım. Şuradan başladım. Sağa tıkladım. Pardon. Sola tıkladım. Şöyle eğik bir şekilde çıkıyorum. 1 Burada bırakıyorum. Sol tuşu bıraktım. Tamam. Şuraya eklemiş oldum şu an. Sonra pembe yazı çıktıysa aynı hizale. Şuradan sola tıklıyorum. Bu tarafa doğru geliyorum. Bunları da şöyle birleştiriyorum. Ha, özür diliyorum. Bura şey olmadı. Bir olmadı. Shift'e basarsanız doğru gider. E bu da oldu. Sonra bir de basılı tuttum. Yavaş yavaş çizgimi buraya çektim. Alın size bir hal değişim grafiği. E bunların renkleri, puntoları belli değil hemen belirli yapalım. Biraz büyütelim bunları. Şöyle bir olsun. Gördüğünüz gibi çizilmiş oldu. E şurada açıklık var. Onu nasıl gidereceğiz? Biraz büyükleştirin arkadaşlar. Şunları şöylece büyütünce taşırsınız. Tamam. Şu an gördüğünüz gibi bir problem kalmadı. İşte bu size bir hal değişim grafiği. Grafikleri bu şekilde çizebilirsiniz. bunu şey yapalım. Seçelim. Hatta grafiğin yanına yaz eklemek istiyorsunuz. Bir de yaz ekleyelim. Şuraya arkadaşlar ne yazalım? Zaman yazalım. Ctrl Z, Z bir geri alalım da şunu. Hop. Hop. Şu puntoyu düşürmemiz lazım. Punta çok büyük. Zaman. Şuraya da bir tane Şuna tıkladınız. Tekrar yazıya tıkladınız. Zamana sıcaklık olsun. Sallıyorum şu an. Yani yanlış yaparsam ee, çok aldırış etmeyin. Sallıyorum çünkü. Gördüğünüz gibi bunlar da böyle buraya koyarsak. Şunları da kısaltırsak daha güzel görünür. Sıcaklık. Bu sıcaklığı döndürmek istiyorsunuz. Bakın şuradan döndürürseniz. Ee, heh, olmaz. Böyle döndürmeyeceksiniz. Ama bunu döndürmek istiyorsanız. Şurada dönüş haritası var. Şu döndürme. Buna tıklıyorsunuz. Bununla döndürüyorsunuz. Böyle. Tamam Gördüğünüz gibi dönmüş oldu. Bunu da alıp buraya koyabilirsiniz. Hadi döndürmek istemiyorsanız olduğu gibi koyun buraya. Seçtim. Şöyle seçiyorsunuz. Ctrl C yaptınız. Eğer InDesign'de çalışıyorsanız InDesign'e yapıştırabilirsiniz. Ctrl V ile gördüğünüz gibi buraya yapışmış oldu. Eğer Word'de çalışıyorsanız Word'ünüze yapıştırırsınız. Ctrl V ile. Heh, yanlış yeri oldu. Hop neredeydin? Ctrl C Word burada. Ee, şöyle altı şey yapalım. Ctrl V diyelim. He, bakın burada olmadı. O zaman ne yapacağız? Word'e yapıştırmak istiyoruz. bizde çözüm bitmez. Çözüm şu. Öncelikle şurayı ben bir siliyorum. Burayla bir işimiz kalmadı. Sildim. Ee, bir defa daha deneyim. Yalnızken oluyor mu? Olmuyorsa size bunun çözümünü göstereceğim. Kontrol ya, olmadı. Tamam. Çözüm şu. Bu res bunu resim olarak kaydedersiniz. Tamam mı? Nasıl kaydedeceksiniz? Dosyaya gelirsiniz. Farklı kaydet dersiniz. Şurada illustrator yazan kısmı e, normal SVG olarak kaydediyorsunuz. Tamam mı? Mas üstüne kaydetsin. Şu şekilde SVG kaydet. Veya veya başka bir seçenek çözeyim. Dosya olarak yine şey yaparsınız. Çünkü çözünürlük düşükse. farklı kaydet dersiniz. Şuradan pdf olarak. Nerede pdf? Heh. Pdf olarak kaydet dersiniz. Yine kaydetmiş olursunuz. Masa üstüne bakalım. Neler oluşmuş masa üstünde. Şimdi bir tane. Gördüğünüz gibi. Ah, Bu ne çıktı? O SVG olarak farklı kaydetmiş. özür dilerim. Resim farklı dedi. Ha, size bir tane burada pdf kaydetti. SVG farklı bir şeymiş. Ben de öğrenmiş oldum. Daha önce öyle yapmıştım da. E, ne yapacağız hocam? Bu pdf dediniz. Şuradan düzenle dersiniz. Anlık görüntü al dersiniz. Şuraya seçersiniz. Hop kopyaladı. Ctrl V yaparsınız. Bitti arkadaşlar. Word'e de aktarmak isterseniz bu kadar kolay bir şekilde aktarabilirsiniz. Bu bunun Word'e aktarımı şekliydi. Eee... Devam edelim biz çizimlerimize. Aa, dosyamı kapatmış mıyım? Şöyle şu başlıksız da değildi. Neyse buraya aldı. Şimdi başka grafikler çizmek istiyorsunuz, daha serbest grafikler çizmek istiyorsunuz. Şöyle grafikler çizebilirsiniz. Bakın. Şu kalem bizim çok işimize yarayacak. Kalem aracı diyor ya. Buradan kalemlerinizi seçebiliyorsunuz. Ben şu kalemi aldım, en baştakini tuttum. Ee, şuradan şuradan Sağa tıkladım. Bakın iyi izleyin burayı. Ne olsun? Şurası. Ee, mesela bir gerçek gaz grafiği çizeceksiniz. İdeallikten sapmasını göstereceksiniz. Oranı çiziyorsunuz. Oraya tıkladım. Bir de şu alanı seçiyorum. Sağa tıklıyorum ama elimi... Pardon sola tıklıyorum ama elimi çekmiyorum buradan. Tamam mı? Sola tıkladım. Çekmiyorsunuz. Basılı tutuyorsunuz. Çektiğiniz zaman olmaz. Basılı tutarak şu şekilde... Ben buna eğim veriyorum. Tamam. Basılı tutuyorsunuz. Bakın elinizi çekmiyorsunuz. Elinizi çekerse olmaz. Şu gördüğünüz gibi ok şekil veriyor buna. Grafiği bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Ben böyle yapmak istiyorum. Tam bu şuradan şeyi ayarlarsınız. Büyütüp küçülterek büyüklüğünü, yakınlığını, ne tarafa gitmesi gerektiğini. Ben böyle olmasını istiyorum. Bıraktım. Şuna tıklayın tekrar. Gördüğünüz gibi şekli öylece çizmiş oldunuz. Ben böyle çizmeye devam etmek istiyorum. Yine buna tıkladım. Sola tıkladım. Bakın bir defa tıkladım. Bu biraz daha şey olsun, çizgiye yakın olsun. Şurada tekrar sola tıklıyorum. Elimi çekmiyorum. Elinizi çekerseniz olmaz. Tamam? Bu da bu şekilde oldu. Bunu da burada bıraktım. Tamam? Gördüğünüz gibi böylece de grafiğinizi çizebilirsiniz. İşte bu da o e, biraz daha serbest olacağınız grafiklerde. Burası da tamam mı? Bunu nereden yaptım? Şuradan yaptım. Peki, böyle bir çözelti grafiği çizeceksiniz. Bu kadar uğraşmak istemiyorsunuz. O zaman ne yapmanız gerekecek? O zaman da şunu yapacaksınız. Şunları bir silelim. E, şuradaki düz çizgi var ya. Basılı tutarsanız diğer çizgi şekillerini de görebilirsiniz. Yay, yay, yay aracını seçiyorum. Yay olan çizgi. Şuradan başlıyorum. Basılı tutuyorum. Elimi çekmiyorum. İster böyle yapın. ister şöyle yapın. Fark etmez. Ben bu tarafa doğru zamanla azalsın istiyorum. Şöyle uzatıyorum. Bakın basılı tuttum. Sola elimi çekmedim. Bıraktım. Bıraktım. grafiğim çizilmiş oldu. Alın size bir başka grafik. Zor mu? Cevap verin. Ee, Verseniz de ben duyamam ama kendi içinizden cevabı verin siz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok da zor değil. Aha size grafik. Tamam. Başka ne grafikleri çizebiliriz? Ee, şu an aklıma gelen grafiklerin bir iki tanesini çizdim. Ee, mesela daha farklı işte entalpideki grafikleri falan çizecekseniz nasıl yaparsınız? Onda da ben şunu daha çizmedim. Hiç daha entalpi konusuna gelmediğim için lazım olmadı. Şunu kullanırdım çizecek olsaydım. İşte şu daha serbest çizim sağlıyor ya. Sola tıkladım. Bıraktım. Hop böyle geldi. Şu bir daha sola tıkladım. Çekmedim elimi. Şurada bırakayım. Tamam. Yukarı doğru geliyorum. Hop. Sola tıkladım. Biraz böyle dursun. Tamam. Devam ettim düz. Sola tıkladım. Burada biraz bırakayım. Biraz aşağı geleceğim. Hop. Şurada böyle bıraktım. Alın size bu da entalpi grafiği. Biraz yani özenmeden yaptığım için biraz şekli çirkin olmuş olabilir. Şuraları biraz daha eğimli yapabilirsiniz. İşte bu grafiklere de böylece çizip koyabilirsiniz arkadaşlar. Çizdiniz. Boyutunu küçültün biraz. Şuradan tuttuğunuz zaman boyut küçülür. Alın. Şuraya koyun. Tamam. Dediğim gibi şunu siz nasıl olduğunu gördünüz. Yumuşatabilirsiniz şöyle daha ince belli daha kıvrımı güzel olabilir arkadaşlar keskin bir geçiş olmayabilir. tamam Bu grafiği de böylece geçiyorum. Gelelim biraz daha Ne çizme olsun ee, mesela Çözelti kabı çizeceksiniz. Nasıl çizeriz? Şuradaki kalem aracına yine tıklıyoruz. Tamam mı? İster bu düze tıklayın veya başka kalemim var mı şunlara bir bakayım. Siper aracı diyor. Ha, kurşun kalem. Bu bakın bu kurşun kalem de çok işinize yarayacak. Kurşun kalemi aldım. Tamam mı? Şuradan başladım. Bir tane beher çizeceğim düşünün. İçi, i̇çinde su olsun. Bakın sola tıkladım. Aşağıya doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi yamuk gidiyor. O yüzden ben shift'e basıyorum. Tamam mı giderken? Shift'e basmazsam çizim bu kalemle de böyle çizimler yapabilirsiniz. Daha düzgün. Benim shift'e basmam lazım. Düz olması için. Yoksa düz olmaz. Shift'e basarak kalemime tıkladım. Shift'e basarak aşağı iniyorum. Gördüğünüz gibi dümdüz oldu. Burada bıraktım. 1. Şuradan devam ediyorum. 2. Devam ediyorum. 3. Gördüğünüz gibi böyle bir kap çizmiş oldum. Rengi bunun ne olsun? Siyah olsun. içinde su olsun istiyorum. O yüzden bunun içini arkadaşlar şöyle boyayabilirsiniz. Şu maviyi kullanalım. E, çok mavi oldu hocam derseniz bunun şurada opaklığını düşürebilirsiniz. Opaklığı arkadaşlar %20 olsun. Tamam. He, %20. E, hocam da, kenar da gitti diyeceksiniz. Kenarın gitmesini istemiyorsunuz. O zaman şöyle yapacağız. Renge gelin. Mavi ya. Çift tıklayın mavinin üzerine. Şuradan mavinin rengini, opaklığını düşürün. Tamam şöyle oldu. Tamam. Diyelim. Gördüğünüz gibi rengi ayarını buradan da yine yapabilirsiniz. He. Hocam bu çok dolu oldu ve de ben yuvar şey olsun istiyorum diyeceksiniz. Biraz daha kaba benzesin. Bakın. Tamamen hayal gücünüzle alakalı şeyler bu, bunlar. Düşünürseniz yani aklınıza gelen şeyleri yapabilirsiniz. Mesela daireyi çizdim. Ben şöyle bir şey çizsem kim bana ne diyebilir? Karışabilir. Bakın böyle bir şey çizdim. Şuraya koydum. Yine aynı şekilde. Ben bunu tam dolu olmasını istemiyorum. Ne olsun biraz daha uzun olsun istiyoruz. Ya yani üstünün boş görünsün. Çizim arazına geldim. Şöyle ctrl Z yapalım da Shift ile gidelim. Shift olmasa doğru olmaz. Çıkarttım. Çıkarttım. Tamam mı? Ee, ince ayrıntılar yakınlaştırarak yapabilirsiniz. Tam ucucuna denk gelmemiş mesela. Şu an denk geldi gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi böyle bir kab oldu. E, yukarısında bir tane yuvarla koymak istiyorsunuz. Ctrl C yaptınız. Ctrl V yaptınız. Az önceki yaptığınızı kopyalayıp yapıştırmış oldunuz. Buraya koydunuz. Aha size su dolu bir kap. Yukarısında da yine koymak isterseniz Ctrl V yapıp böyle koyabilirsiniz. Bunun tabi üstünün renksiz olması lazım. Size bir tane kap çizmiş olduk. Bunu İsteğinize, zevkinize göre büyütüp küçültebilirsiniz. Ha gazlara yapacaksınız, ee, gazlar yapacağınızı düşünelim mesela. Kont, şunu şöyle bir döndürelim. Hop. Tamam, buraya göre artık şurayı silersiniz. Ee, biraz büyütelim. Şöyle olsun. Tamam. İşte bu tarafta bir gaz kullanırsınız, bu tarafta bir gaz kullanırsınız. Araya isterseniz bir tane piston ekleyelim şöyle. Şuradan bir pistonumuz olsun. Shift'e basarak çiziyorum ki doğru olsun diye. Shift'e bastım. Bir tane buraya piston ekledim. Bu pistonu biraz büyütmek istiyorum veya kesikli olmasını istiyorum. Artık sizin zevkinize kalmış bir şey. Aha, şöyle koyduk mesela piston oldu. Puntosunu küçültebilirsiniz. İşte gaz kaplarını da böyle çizebilirsiniz diyebiliriz. Ee, başka ne çizimler olabilir? Aklınıza gelen bütün çizimler yapabilirsiniz. Ee, ben Şurada birkaç tane örnek vererek de videoyu kapatacağım. Çok uzun bir video oldu. Ee, anlatım yaparken biraz acemiliğim olmuş olabilir. Ee, tekrar söyleyeyim ben bu konularda çok e, üstad değilim. Yani çok az seviyede işimi görecek kadar biliyorum. Aç diyelim. Ne yatsın? Dur onu açmadan önce şurada dosya diyelim yeni diyelim. Benim daha önceki çalışmalarıma bakacağız arkadaşlar, ee, hangi şekilleri çizmişim diye. Neyse açsak daha iyi olacakmış. Sıvı çözeltileri mesela çizdim. Sıvı çözeltileri çizerken e, ne yaptım? İşte şuradaki şekilleri çizdim burada. Bunları bir defa çizip kaydediyorum. Ondan sonra arkadaşlar e, sürekli kopyala yapıştır yapıyorum bakın. Bir defa böyle çiziyorsun. Ondan sonra kopya yapıştır. Şu grafiğin nasıl çizildiğini göstermiştik zaten. Ee, aynı şekilde şunların daha önce de küçük dört dakikalık bir videoda anlatmıştım burayı. Çok iyi göstermiyor. Normalde şunlar tam da biraz bilgisayar dondu. Donduğundan böyle yaptım. Evet hareketlen. Bu arada her yaptığınızı gördüğünüz gibi böyle de kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Sonra istediğiniz gibi taşıyabilirsiniz. InDesign'in güzel yanı bu. İstediğiniz yere istediğiniz şekli taşırsınız. İstediğiniz yeri istediğiniz gibi yazı yazarsınız, Word'te bu yok ama burada, burada var gördüğünüz gibi. Ya işte bunlara istediğiniz gibi e, renk verebilirsiniz, boyut ayarlayabilirsiniz, madde işaret ekleyebilirsiniz. Örnek veriyorum, bu dosyayı ben yeni açtım. Gördüğünüz burada hiçbir karakter, stilim yok. E, biraz bu konuya dalar gibi olduk da e, dalmadan hemen çıkacağım. Baş, daha önce hazırladığım bir tane karakter stilini. Hocam bu nedir diye sorarsanız daha önce anlatmıştım. Tüm karakter metinleri dedim. Herhangi bir heh, sıvı çözeltiler. Aç diyorum. Sıvı çözeltilerdeki kullandığım karakter stilleri buraya gelsin. Hepsini aktar. Aktardı. Gördüğünüz gibi az önce burası boştu. Artık boş değil. Şurada mesela 11 puntu diye böyle kaydetmişim. Bunu yapınca bu geldi. Bunu yapınca bu geldi. Gördünüz mü? İşteniz işte bu kadar kolay oluyor bu programlarda. Bu grafikten hepsini çizmişim. Bunun haricinde başka hangi grafikleri çizebiliriz? Ee, tekrar diyorum aklınıza gelen her türlü her türlü grafiği hayal gücünüze dayanaraktan çizebilirsiniz. Hayal gücü önemli. Yani nasıl kafanıza nasıl yapacağınızı bir tasarlamanız lazım. Heterojen karışımlar demişim. Bakalım. Bunları ne yapmışız? Yine mi dondu yoksa? Ah! Yanlış geldim. Aaa! Olmadı. Şu su etilen diyor. Bunda bir şey yoktu galiba. Sizde biraz boşuna bekletiyormuş buldum. Gazlara gelelim. Gaz yasaları nerede? Avogadro yasası. Niye açmıyor bunları? Evet bilgisayarım. Arkadaşlar biraz error vermeye başladı. He, özür diliyorum. Veya ben error vermeye de başlamış olabilirim. Aç dedim. Heterojen karışımları açalım. Bu şekli çizmişim. Şu ok şeklini. Çok da önemli bir şekil değil. Başka hangisi var? Molarite demişiz. Şu molarite de ne varmış? Tekrar dedim. Bunu bir defa yapıyorum. Ondan sonra sürekli kopya yapıştır yapıyorum. Bakın bunların hepsini bunları kullanmışım. Ee, siz de yine böyle yapıp bir tane dosya yapıp e, sürekli sürekli aynı şeylere kullanabilirsiniz. Bu şekilleri bir defa çiziyorum. Şunu bir defa kopyaladım, yapıştırdım. Ya bunun için hocam katıyı nasıl koydunuz diyebilirsiniz mesela. Bakın bunun içine katıyı şöyle koydum. Şu kalem aracı var ya. Kalem aracına tıkladım. Ondan sonra şöyle karaladım. Ah biraz fazla oldu dış taştı Şöyle karalıyorum, tamam? Hop. Ucayı biriktirdim. Alın size. Bu kat olmuş oldu. İçini de renklendirelim. Şurada dışını da kırmızı yaparsanız işte katı böylece koymuş olduk. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. E, pes etmeyin. Aklınıza gelen, hayal edebildiğiniz her şeyi bunda çizebilirsiniz. Sadece biraz e, düşünmek gerekiyor nasıl yapacağınızı. Bunun haricinde kesinlikle yapacağınıza inanıyorum. E, i̇yi çalışmalar. Görüşmek üzere diyelim.